Tanımlayıcı anlatım bilgi ve düşünce aktaran yazılar yazılarla bilimsel yazılarda çokça kullanılan bir anlatımdır. Çünkü bilimsel yazılar bilindiği üzere düşünce ve e, bilimle kanıtlanmış olayları anlattığı için tanım gerektirmektedir ve bizler de tanımlayıcı anlatımı bilimsel yazılarımızda kullanabiliriz. Tanım bir kavramın, terimin veya sorunun sınırlarının belirlenmesinin ardından İçindeki sözcükleri iyi anlamamız gerektiren bir anlatım biçimi. Eğer bunu gerçekten iyi kavrayamamışsak tanımlarımızda hata yapacağız ve okuyucunun da zihnini karıştırmış, hatta yanlış bilgiler de vermemize sebep olacaktır. Açıklayıcı anlatıma geldiğimiz zaman ise sınırlara çizilen bir kavramın, terimin veya çerçevesi belirlenen bir sorunun kapalı kaldığı düşünülen sözlerinin açıklandığı anlatım biçimidir. Yani bizler okuyucunun daha iyi anlayabilmesi için açıklayıcı anlatımla bazı sözcükleri açıklama yoluna gidebiliriz. Tanımlayıcı anlatımla birlikte kullanılır. Yani genellikle bizler tanımlayıcı anlatımı kullandığımız sıralarda açıklayıcı anlatıma yer verebiliriz. Veya açıklayıcı anlatımla yazmış olduğumuz metinlerde de tanımlama yoluna giderek okuyucuya daha iyi bilgi vermiş olabiliriz ve de onların yazdıklarımızı daha iyi anlamasını da sağlayabiliriz. Açıklayıcı anlatımda konunun iyi kavranması ve yazının ana düşüncesinin iyi tespit edilmesi çok önemlidir. Edinilen bilgilerin doğru ve düzenli olarak verilmesi gerekmektedir. Bizler doğru olduğunu düşündüğümüz bilgileri belli bir sıra çerçevesinde okuyucuya vermemiz gerekir. Gerektiğinde ise hani yazılarımızın daha anlaşılır olmasını sağlayabilmek için ise grafik ve resim gibi materyalleri de açıklayıcı anlatımda kullanabiliyoruz. Konu ayrıntılarıyla açıklanırken örneklerden ve karşılaştırmalardan da yararlanabiliriz. Açık, anlaşılır ve süssüz bir dil kullanmaya da özen göstermemiz gerekiyor. Bizler yazımızı okuyacak olan okuyucuların sürekli yanında olmayacağımız için yazılı anlatımda zaten önemli olan neydi? Bizler yazımızı sade, açık ve anlaşılır olarak yazmamız gerektiğinden bizler açıklayıcı anlatımda da bu unsurlara dikkat etmemiz gerekmekte. Böylece de yazılarımız rahatlıkla okuyucular tarafından anlaşılmaktadır. Günlük hayatımızda sıklıkla başvurduğumuz bir anlatım biçimidir.